Pardon. Sayın Rektörüm, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi gelişen ve değişen dünyaya hazırlama hedefleriniz doğrultusunda bilgilerin çok hızlı. Bugün güçlü geleneği üzerinde yükselerek geleceğe yönelen yenilikçi, proaktif bir saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın ardından programımız üniversitemiz adına Rektörümüz Profesör Doktor Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu Beyefendinin kürsüye teşriflerini arz ederim. Bizim gençliğimizden hatta çocukluğumuzdan beri bu potansiyel övülür ama bunlardan yararlanmak için neredeyse bir biçimi çakılmazdı. Bizler sizler gibi yetişmiş, donanımlı, enerjik gençlerle ve gönlü hiç yorulmayanlarla Türkiye Cumhuriyeti'nde 20 yılda 100 yıl ileriye taşıdık Türkiye Cumhuriyeti'mizi. Bizler 2023 hedeflerimizi belirledik. Bir bir hayata geçirdik. 2035-2053 için planlarımızı bugünden hazırladık. Siz 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taşlandıracak gençlersiniz. Ben sizler için, ülkemizin geleceği için tabii ki çok heyecanlıyım. Sizler de heyecanınızı lütfen her zaman koruyun. Tabii ki sizlere önemli bir müjde vereceğim şimdi. Ülkemizin ilklerinden bir önü Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5G'yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5G test alanı olacaktır. Burada da üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız bu alanda. Küresel ticaretteki artış rakamlarına baktığımızda karşımıza çıkan tablo, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanındaki ihtiyaçlarına karşı ne kadar isabetli adımlar atıldığını bir kez daha önümüze sermektedir. 2020 yılında ticaret hacmi, dünya ticaret hacmi 12 milyar ton. 2030 yılına geldiğimizde bunun 25 milyar tona çıkacağı, yine 2050'ye geldiğimizde 95 milyar tona çıkacağı, 2100'e geldiğimizde de bunun tam 150 milyar tona çıkacağı beklenmektedir. Dünyadaki bütün simülasyonlar, bütün hazırlıklar bunun üzerinden yapılmaktadır. Biz de kendimizi yaptığımız bütün master planlarda buna ki arzulanıyoruz. Tabii küresel nüfus artışının en çok beklendiği bölgelerle birlikte küresel ticaret artışındaki rakamları birleştirdiğimizde Türkiye'nin ortaya koyduğu orta koridorda küresel bir lojistik süper güç olma iddiasının ne kadar yerinde olduğu, ne kadar doğru olduğu da ortaya çıkmaktadır. Tabii bu az önce söylediğim küresel ticaret hareketleri ve dünyadaki bu ticaret hacmindeki gelişmeleri bütün dünya izlemekte. Yani bütün dünyada bu artık bu küresel ticari hareketlere hazırlıklı olmak için yatırımlarını buna göre şekillendiriyorlar. Yine bakın Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu COVID-19 salgın sonrası tam 2 trilyon dolarlık bir altyapı yatırımı programı açıkladı. Yine Çin de aynı şekilde 550 milyar dolarlık bir altyapı programı açıkladı. Amerika'nın hazırladığı bu 2 trilyon dolarlık altyapı programında da yaklaşık 550 milyar doları da ulaştırma alanında. Görüyorsunuz Türkiye'de de bu ulaştırma altyapıları konusunda en önemli yatırımları hazırlayan ülkelerden bir tanesi. Burası bakın ta Kars'la Sarıkamış arasındaki bir tane yine otoyol projelerimizden bir tane, otoyol bölünmüş yollarımızdan bir tanesi. Buradan yüksek hızlı tren hatlarına attık. Tabi demiryolu özellikle lojistikte demiryolu çok önemli. Bir de bu bizim karbon nötr anlaşması gereği bizim emisyon azaltımı ile ilgili de demiryolu yatırımlarına çok öncelik vermemiz gerekiyor. Şu an bugüne kadar yapmış olduğumuz özellikle karayolu ağırlıklı yatırım programı döneminden
Şu anda tamamen demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine çıkmıştık. Son 20 yılda yatırımlarımızın %65'ine yakını karayollarındaydı. Artık bundan sonra 2023 yılı itibariyle demir yollarında %65 oranla en büyük pay alacak. Zaten şu anda da 4500 kilometre civarında bir demir yolu yatırımı hızla devam ediyor. Evet, siz de bunu gayet iyi biliyorsunuz. Biz de karayolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve ayrıca da haberleşme var. Burada dünyada aynı anda 100 tane radyonun aynı anda çalıştığı dünyadaki tek kule aslında. Biliyorsunuz eski Çamlıca Tepesi'ndeki o anten kirlilikleri ve birbirlerini etkileyen radyoların tamamen kalitesiz yayınları şimdi hepsinin birbirini etkilemeyen son derece güçlü, kaliteli bir yayına ulaştı. Ayrıca burası sadece bir radyo kulesi değil, bir de seyir terası. Tam bir yıl olacak önümüzdeki pazar günü buranın açılışı. Yaklaşık 500 bin üzerinde de vatandaşımız burayı ziyaret etti. Hakikaten çok kıymetli bir eser oldu. Hem radyo kulesi hem de bir seyir terası olarak ülkemize artık bundan sonra yıllar boyu hizmet edecek çok kıymetli bir eser. Tabii deniz yollarında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu ekranda gözüken Filyos Limanı, ta Sultan Abdülhamit'in hayaliydi Filyos Limanı. Tam 25 milyon ton yük kapasiteli bir liman olarak geçen yıl hizmeti açtık. Ayrıca burası artık sondaj gemilerinin de uğrak yeri oldu. Burası 19 metre draft derinliğiyle Karadeniz'deki ender limanlardan bir tanesi oldu. Sondaj gemilerimizde yanaşabilecekleri aslında tek liman burası. Hem de yakın olması hem de burası artık onların bir uğrak yeri ve evi olarak sondaj gemilerinde hizmet veriyor. Önümüzdeki günlerde de burada yapılacak endüstri bölgesi ve Doğu Batı Karadeniz'in bir transfer noktası olacak denizden. Tabi bu da yaptığımız işlerden bir tanesi. Yine Anadolu'da Tokat'ın bölgesine çok kıymet verecek önemli bir iş burası. Tokat Havalimanı yine hem bir taraftan Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en önemli projelerini yaparken Anadolu'da da spesifik bölgelerin de faydasını olacak projeleri de aynı anda bitirebilme kabiliyetine ülkemiz geldi artık bu noktada. Evet, bu da fazla olmadı. Önümüzdeki geçen iki hafta önce açtığımız dünyada denize dolgu ender havalimanlarından bir tanesi. Tam 3 milyon metrekarelik alan ürettik arkadaşlar. Arkadaki coğrafyayı görüyorsunuz. Bu coğrafyada tabii böyle düz alama bırak 3 milyon metrekare, 100 metrekare alan bulmak çok zordur. Ama tabii ki buradaki vatandaşımızın ihtiyacı bizim için baş üstüne. Çünkü biz vatandaşımıza hizmet için biz buradayız. Onun için onların ulaşım ihtiyacını karşılamak için böyle dünyanın ender mühendislik projelerinden bir tanesini geliştirerek biz de Artvin'in ortak kullanacağı bir havalimanı inşa ettik.